Günün manşetlerinde tekrar birlikteyiz. Araya gitmeden önce anons etmiştim. Türkiye'nin şu anda en önemli gündemi ekonomideki kötü gidişat, kırmızı alarm, ne derseniz deyin. Dolayısıyla gündem böyle olunca da konunun ilgili bilgili bir ismini çağırdık. Eski Maliye Bakanlarımızdan, Başbakan Yardımcılarımızdan Sayın Abdülhatif Şener bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, şimdi sizinle konuşmaya geçeceğiz ama dolarda son rakamlara bir bakalım. Biz de ayrıntılı haberler hazırladık. Dolarla ilgili, bu doların geldiği durumla ilgili açıklamalar da var. Gündem böyle olunca sonra size döneceğim. Ekonomide kriz sinyalleri had safhada dedik. Her alan kırmızı alarm vermeye başladı bile. En çok dikkat çeken değişimlerin yaşandığı dolar kurundaki hareketlilik karşısında da Türk lirasının değer kaybı rekor seviyede. 15 Temmuz'da 2.88'di dolar. Kısa süre öncesine de 3.47'yi geçti ve tarihi bir rekor kırdı. Hükümet ise sürekli olarak inişli çıkışlı bir grafik izleyen doların hareketliliğini engelleme konusunda çaresiz. AKP'nin politikaları ekonomiyi çökme noktasına getirdi. İzlenen yanlış siyaset nedeniyle dolar karşısında Türk lirasının rekor düzeylerde yaşadığı değer kaybının önüne geçilemiyor. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da 2,88 seviyesinde işlem gören dolar kuru, aradan geçen yaklaşık 4 aylık sürede rekor üstüne rekor kırdı. Yaratılan siyasi istikrarsızlık ortamı, OHAL uygulamaları, ABD başkanlık seçimleri ve son olarak Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilişkileri geçici olarak dondurma kararı alması gibi başlıca etkenlerle birlikte dolar 3,47 lirayı da aşarak tarihi zirveyi gördü. Dolar daha sonra hafif düşüşler göstererek 3,42 seviyelerine gelse de kurdaki hareketliliğin önüne geçilememesinin faturası yine vatandaşa çıkıyor. Evet, dolardaki hareketlilik dedik. Bununla ilgili değerlendirmeler de var. Bu hareketlilik karşısında Türkiye ekonomisi her geçen gün güç kaybetmeye devam ediyor elbette. Durumun bu hale gelmesinden sorumlu olan ve bu kötü gidişatı engelleyemeyen hükümet ise hiçbir tatmin edici açıklama yapmıyor. Böyle bir açıklama gelmiyor. Başbakan Yıldırım bir süre önce bir değerlendirme yapmıştı ki dolardaki dalgalanmanın süreceğini belirtmişti. Çözüm olarak da bundan sonraki ihalelerin ve sözleşmelerin Türk lirası üzerinden yapılacağını söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de değerlendirmesi var. Piyasa kendi dengesini bulacaktır şeklinde muğlak ifadeler kullanıp dövizdeki artışın ekonomide kalıcı bir hasar yaratmayacağını ileri sürdü Zeybekçi de. AKP'nin ekonomi politikaları nedeniyle dolarda yaşanan hareketlilik piyasaları adeta patlama noktasına getirirken ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu olan hükümet yaşananlar karşısında adeta hareketsiz kalıyor. Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kötü bir grafik çizerken Başbakan Binali Yıldırım bir süre önce yaptığı açıklamada dolardaki dalgalanmanın devam edeceğini belirtti ve yaşanan kriz karşısındaki tek planlarını açıkladı. Yeni sözleşmeleri Türk lirasıyla yapmak. Uzmanlar diyor ki Aralık da böyle geçecek diyorlar. Ve ondan sonra işte Ocak'tan itibaren daha öngörülebilir hale geleceğiz. Bundan sonra da sözleşmeleri devlet Türk parasıyla yapacak. Yeni sözleşmeler. Yabancılar için bu söz konusu değil de. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açıklamaları da hükümetin kötü gidişat karşısında herhangi bir çözüm planı olmadığını ortaya koydu. Bakan Zeybekçi, piyasa kendi dengesini bulacaktır gibi muğlak ifadeler kullanarak döviz artışının ekonomide kalıcı bir hasar oluşturmayacağını iddia etti. Hükümet olarak bu anlamda Merkez Bankası'nın klasik yöntemlerle dövizdeki bu oynaklığa ya da spekülatif hareketlere döviz satarak ya da alarak müdahale etmesini eski bir yöntem olarak görüyoruz. Bunu biz pek uygun görmüyoruz. Orada şunu söylüyoruz. Dokunmamak lazım. Müdahale etmemek lazım. Piyasa kendi dengesini bulacaktır. Döviz artışı ile ilgili ekonomide kalıcı bir hasar meydana gelmez. Evet, hükümetten de dolarla ilgili bu açıklamalar geldi. Şimdi Sayın Şener'e dönelim. Bu açıklamalardan başlayalım. Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin söylediklerini siz de duydunuz. Doğru mu? Tabii Başbakan Yıldırım'ın uzmanlar böyle diyor demesi de son derece dikkat çekici. Yani elinin altında bakanlar varken
Evet. Uzmanlara kulak vermiş demek ki o da. Elinin altında sadece bakanlar yok. Bütün devlet var. Evet. Hatta bütün ülke var. Çünkü bir siyasi iktidar ekonomi politikalarından sorumludur. Yani ülkede ekonomi kötüye gidiyorsa, işsizlik artıyorsa, büyüme düşüyorsa, döviz fırlıyorsa, bunların sorumlusu, tek muhatabı hükümettir. Evet. Çünkü ülkede ekonomi politikası uygulama gücüne sahip olan makam hükümetlerdir. Ve hükümetlerin uygulamış olduğu politikalar sonrasında ekonomi iyiye gider veya kötüye gider ve bunun sorumluluğunu da üstlenirler. Evet. Aman bu piyasa serbesttir, kimse dokunmasın, etmesin, karışmasın gibi bir mantık en liberal ülkelerde dahi yoktur. Dolayısıyla burada Sayın Başbakan'ın açıklamasında, Sayın Zeybekçi'nin açıklamasını da çok yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Ama Zeybekçi'nin açıklamasını biraz anlayabiliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu dövizin yükselmesinden pek rahatsız değil. Hatta belki arzu ediyor gibi bir görüntü veriyor zaman zaman. Onun iradesine ters düşmemek için bütün ekonomik gerçekleri bir tarafa bırakmış. Bundan hiçbir zarar olmaz diyor. Ekim'in başından bugüne kadar 2 ay içerisinde döviz %15 artmış. Ülkenin borçları artmış. İş adamlarımızın dış borçları var. 200 milyar doların üzerinde dış açığı var ülkenin. Bu dolayısıyla sürekli yükümlülükler artarken diyor ki ekonomiden sorumlu bakan, bunun diyor ekonomiye hiçbir zararı olmaz diyor. Sonra başka ne var? Türkiye ithalata dayalı bir ekonomi çeviriyor. Sürekli yüksek ithalatla ekonomisini çeviren bir ülke. İthal ettiğiniz mallar dövizle alıyorsunuz, siz onu dolarla alıyorsunuz, Türk parasıyla satıyorsunuz. Dün işte 3 liraya aldığınız malı bugün piyasaya ister istemez 3,5 liraya satacaksınız. Evet. Peki asgari ücretli, dar gelirli bu aradaki farkı nereden ödeyecek? Zaten geçim sıkıntısı çeken milyonlar var bu ülkede ve bu ülkenin ekonomi bakanı diyor ki dövizin artışı kadar piyasaya zam geldiği zaman diyor, bu fakir fukaraya bir şey olmaz diyor. Böyle bir mantık olamaz. Sayın Başbakan, ihaleleri bundan sonra diyor şeyle yapacağız diyor. Türk parasıyla yapacağız. Köprü geçişleri dahil o müteahhitlere bütün yükümlülükleri döviz cinsinden, dolar cinsinden vermişler. Onlar sürekli kazanıyor. Bir kazanırken kazançları 3'e katlanmış. Üzerinden komisyon alanları varsa onların da geliri artıyor. Bakın bu geçen seferki yaptığımız konuşma bazında düşüneceksiniz. Evet. Bu dövizle yapılan ihalelerde dövize bağlı gelir temin ederek iş adamlarına verilen kamu işlerinde burada bir takım insanların da komisyonlar dediğim tabii legal olmayan, gösterilmeyen komisyonlardan bahsediliyorum. Aynı gelire göre, dövize göre işliyorsa ekonomi politikasını uygulayanların gelirleri artıyor döviz fırladıkça. Fakir fukaranın geçim sıkıntısına düşmesi, hayat zorlukları içerisinde varlığını devam ettirebilme zorlukları çekmesi bunların umurunda değil. Nitekim ifadelere, üsluba, konuşma tarzına baktığınızda bu işin sıkıntısını ve ızdırabını çekmeyen insanlar görüyorsunuz. Evet. Halbuki sabaha kadar bu ekonomi bakanının da başbakanın da sabaha kadar gözüne uyku girmemesi lazım. Ne olacak bu ülkenin hali diye. Ne olacak bu her ülkedeki şey kötü, benim vatandaşımın hali ne olacak diye. Ama vatandaşından sorumlu bir devlet ricali göremiyorsunuz. Bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı sanki bahar havası var, güllük gülistanlık. Gülücükler dağıtıyor, hiçbir şey olmaz. Başbakana bakıyorsunuz hiçbir şey olmaz. Önemli değildir bunlar. Ekonomiden sorumlu bakanlara bakıyoruz. Onlar da bayram ediyor. Kardeşim ülke kötüye giderken, ülkede ekonomi batarken siz nasıl gülebiliyorsunuz? Sizin kazancınız mı artıyor acaba? Bir ülke batarken birilerinin bu ülkede kazancı mı artıyor? Bunu sorgulamak zorundayız. Ya insanın aklına o geliyor çünkü. Şimdi işin madalyonun öbür yüzüne vatandaşa da bakacağız ama oraya geçmeden önce az önce tabii gündem böyle ekonomi ağırlıklı olunca Sayın Osman Altı hocamızla da telefon bağlantısı yaptık. O da dedi ki işte paranızın bir bölümünü altına, bir bölümünü dolara, işte bir bölümünü de Türk lirası olarak değerlendirin dedi. Bir çare olarak
Geçtiğimiz günlerde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP hükümetinden sık sık dile getiriyor, bu altın alın diyor. Yani şimdi altın alın demeyle olmaz. Altını neyle alın? Peki o zaman siz ülke olarak, devlet olarak ithalatınızı, dışarıdan aldığınız mallara altında mı alıyorsunuz yoksa dolar mı ödüyorsunuz? Önce bir onun hesabını yapın. Sorumluluğunuzda olan işlemleri dolara bağlayıp sonra vatandaşa altın alın demek ciddiyetten uzaktır. Yani samimi bir ifade değildir. Bu bütün faturayı vatandaşa yıkarken sorumluluktan kurtulmak için bir çözüm, bir laf icat etme şeyidir, arayışıdır. Bu söylediğiniz sadece bir söz. Kim çarşıda, pazarda alışveriş yaparken al sana çeyrek altın, ver bakayım şuradan domates diyor? Böyle bir şey olmaz. Yani gerçekçi olmayan şeyler. Altın Hoca'nın söylediyse parası olan, tasarruf yapabilen insanlar. Tabii. Tasarruflarını riske atmamak için bölüştürebilirler farklı şeyler yatırım arasında, olarak. Yatırım ha. araçlarına bölüştürebilirler parasını demektedir. Ama döviz, Türk parası ve altın türü bir dağıtım bile yeri gelir tasarruf sahibine zarar ettirir. O bile zarar etmemesinin garantisi değildir. Değil yani. Olur. Her şeyden önce ekonominin iyi olması lazım. Çarkların iyi dönmesi lazım. Ekonomi iyi değilse, çarklar iyi dönmüyorsa siz tasarruf sahibi olarak da kaybedersiniz. Siz tüketici olarak da kaybedersiniz. Sabit dar gelir olarak da kaybedersiniz. Evet. Şimdi üretici tüketici noktasından yola çıkarak biz de sokağa indik bu gelişmeler karşısında. Sokaktaki vatandaşa sorduk. Bütün bu dolar artışı, ekonomideki alarm zilleri, piyasaya yansıması, vatandaşın cebine yansıması en önemlisi. Vatandaşı ilgilendiren o çünkü. Vatandaşa sorduk, onu da izleyelim. Evet. Bakalım vatandaş ne düşünüyor. Dolardaki hareketlenme devam ediyor. Son zamanlarda büyük artışlarda bulunan dolar bugün itibariyle biraz düştü. Ancak piyasalarda ve vatandaşta korku durumu hala hakim. Çok hızlı bir sert yükseliş oldu son 2 ayda. Son 2 ayda %17-18 değer kazandı dolar ve euro. Bu büyük bir rakam Türkiye için. Bizim ekonomimiz için de kötü bir haber. Piyasalar kötü etkilendi. 3400'ün üstünde genelde bozduranlar oluyordu eskiden. Ama şimdi herkes korkudan satılmamaya başladı. 3450 seviyeleri bozdurmak için iyi seviyelerdir şu an için. Euro için aynısını söylüyorum. Şu an yatırım amacı olarak altını öngörüyorum. Yani son zamanlarda piyasadaki hareketlilik, bu Cumhurbaşkanı'nın çağrısı falan bu tip şeylerin işe yaradığı zannedilse de dış piyasada büyük bir hareketlilik var şu an. Doların da gidişiyle ilgili... Tabii ki bizim ülkemiz için çok iyi bir şey değil. Bu doların 3.40'lara tırmanması. Daha 2 ay öncesine kadar 2.95'ten dolar bulurken şu an 3.40'lardan dolar almamız ve halkımızın bununla ilgili dolar bozdurmaya yönelmesinin bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bilemiyorum yani, özellikle mi yapılıyor, sonuç ne olacak? Hatta bazı insanlar hala aldığımız borçlar dolarla değilmiş gibi bir rahatlıkları var. Dolar olanlar düşünsün. Düşünsün diye. Ama ne olacağız bilmiyorum yani böyle. Nereye gidiyoruz? Yani halk gerçekten çok sıkıntıda. Bence olumsuz bir durum. Ondan sonra çünkü Türkiye güvenini, ticari güvenini kaybettiği müddetçe dolar fırlar. Bir şekilde iş için işlem yapmam gerekiyordu. Çok da üzülerek, şu manzarayı gördükçe çok da üzülerek işlem yapıyorum aslında. Ama öyle ya da böyle bize zararı olur bunun diye düşünüyorum. Vallahi dolar olan sevinecek, dolar olmayan üzülecek her zamanki olduğu gibi. Biz Türkiye'de alışverişimizi dolarla mı yapıyoruz? Hayır, TL ile yapıyoruz. Bu yaşam şartları arasında hakikaten çok zor. Çok zor yaşamak. Bütün Türkiye olaraktan hissedilmektedir. Yani bu yükseliş zaten pek hayra alamet gitmemektedir. Geçen ay almış olduğumuz, atıyorum, 1 liralık bir ürün bu ay olduğunda doların yükselişinden dolayı 1,5 liraya kadar çıkmıştır. Herkes memnun hayatından. Yani bu arada artık o uçurum da kalktığı için olan zenginlere yarıyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah iyi olur. Evet, vatandaşın durumu da bu. Arasında çalışanlar da var, ev kadınları da var, hepsi var yani. Ama benim dikkatimi çeken
kendileri bir çözüm üretmeye çalışıyorlar ama son derecede böyle bir çözümsüzlük noktasına sıkışmış, yüz ifadelerinden onu anlıyoruz. Çaresiz vatandaş, ne yapacağını bilemiyor. Evet, yöneticilerimiz de halkın arayışı gibi bir arayış içerisinde olsalar bulurlar onlar. Vatandaş bulunur mu Sayın Şener? Şimdi bir kere neden dolar artar? Sırf dolara bağlı olarak konuşursak. Ekonominin performansıyla ilgisi var tabii. Üreten bir ekonomiyseniz paranız sağlam olur, güçlü olur. Ama üreten bir ekonomi değilseniz, küresel rekabette gerilemişseniz, döviz gelirleriniz, döviz giderlerinizden daha azsa, ister istemez yabancı paralar karşısında sizin paranız değer kaybeder. Şimdi artık uzun vadeli olarak da düşünseniz, kısa vadeli de olarak düşünseniz, ekonomideki olumsuzluk, özellikle de dövizin, doların yükselmesinin bir numaralı sorumlusu hükümettir. Uzun vadeli sebepleri var bunun, kısa vadeli sebepleri var. Uzun vadeli sebeplerden dolayı da sorumludur hükümet. Şu ana kadar 15 yıldır iktidarda olan bir hükümetin, ülkenin küresel rekabet gücünü artırması gerekirdi. Üretime, çalışana prim vermesi gerekirdi. Halbuki bunun yerine sürekli bu ülkede ranta dayalı olarak iş yapanlar kazanmışlardır. Üretmeye çalışanlar, dünya ile rekabet etmek için çaba harcayanlar hep zararlı çıkmışlardır ve kaybetmişlerdir. Böylesine bir ekonomik modeli kuran ve uygulayan mevcut hükümettir. Dolayısıyla uzun vadeli nedenler dolayısıyla da şu anda yaşadığımız döviz ve benzeri ekonomik sorunların bir numaralı mesulü doğrudan doğruya hükümettir. Peki ama Maliye Bakanı diyor ki piyasa kendi dengesini kuracak. Az önce tartıştık bu konuyu. Siz şu anda Maliye Bakanı olsaydınız ne yapardınız? Yani şimdi özgür davranabilseydiniz şimdi, tabii. Bir dakika, batırmışlar şimdi siz ne yapardınız diyorsunuz. Nasıl kurtarırız? Ama hükümetin elindeki araçlara göre düşünecek olursanız biliyorsunuz daha önceki dönemlerde o kadar fazla olmayan net hata ve noksan kalemleri vardır. Dolar niye yükselir? Ülkenin ülke olarak döviz gelirleri vardır, döviz giderleri vardır. Döviz giderleriniz arttığı zaman, yani gelirlerinizde daralma olduğu zaman döviz artar. Sermaye hareketlilikleri vardır ve doğrudan bilanço hareketleri vardır. Sermaye hareketlerinde dışarıdan döviz girişleri vardır. Bu döviz girişlerinin bir kısmının kaynağı Türkiye'de bilinmez. Yıllardır, özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son dönemlerinde bu çok belirgin hale gelmiştir. 10 milyar dolar, 15 milyar dolar bakıyorsunuz ki kaynağı belli olmayan para giriyor ülkeye. Şimdi bu sürekli bu iktidarın elinde de işleyen bir mekanizmadır. Şimdi Maliye Bakanlığı, ekonomiden sorumlu bakanlara düşen görev, şimdiye kadar bu net hata noksan kaleminden bu ülkeye bir yerlerden getirdiğiniz paralar neyse onları getirin. Dövizde çoğalma olacağından döviz tekrar düşmeye başlar. Yani en kısa yoldan, kestirme yoldan bir çözümü yapılması lazım diye söylemiyorum. Ekonomi, benim bildiğim ekonomi kayıtlı ekonomi olur. Kayıtsız ekonomi olmaz. Evet. Ama kendi başvurdukları bir yöntem olduğu için söylüyorum. Şimdi dolayısıyla en kısa yoldan çözüm bu diyorsun. Ama diğer taraftan ülkenin döviz dengesini bozan politikaları var. Haberlerde çok hızlı geçti ama onu bir tekrar etmek lazım. Örneğin OHAL uzayacak dediğiniz zaman bu ülkede hukuk düzeni askıya alınacak demektir. Mülkiyet hakları askıya alınacak demektir. Kişisel haklar askıya alınacak demektir. Sermaye ürkektir. Siz sürekli mülkiyete el koyarsanız, malı devletleştirirseniz sürekli, kimse buraya gelmez. Tabii. Doğrudan yatırım da gelmez, yabancı sermaye de gelmez ve gelmeyince döviz eksikliğinden dolar yükselmeye başlar. Bakın, yani bu nokta son derecede önemlidir. Şimdi her gün haberlerde okuyoruz, falanın malına el konuldu, fişmanın malına, o kadar çok mala el konuluyor ki. Üstelik bu el konulan mallar hani halka da mal edilmiyor. Bir bakıyorum geçen gün işte el konulan bir takım yerler Türgeve Bilal'in vakfına devredilmiş. Kardeşim ne biçim devlet anlayışıdır? Sen iktidar oldun diye kendi elinin altındaki vakıfları,
veya mülkünü mü artırmaya çalışıyorsun el koyduklarınla, gasp? O el koyduklarının ekonomiye maliyeti var üstelik. Şimdi bakıyorsunuz, savaş dönemlerinde bile bir ülke bir ülkenin toprağını işgal etse, sonra anlaştılar, sınırı öyle çizilse, o ülkenin toprağı değişmiş olmakla birlikte oradaki bireysel mülkiyete yeni devlet dokunamıyor. Uluslararası hukukun garantisi altındadır. Çok ihtilal görmüştür bu ülke. 60'ları yaşamıştır, 80'leri yaşamıştır, 70'i yaşamıştır. Hiçbir dönemde başbakanlar idam edildiği halde, meclis, parlamento, partiler hepsi kapatıldığı halde mülkiyete dokunulmamıştır. Ama şu son yıllarda bu TMSF'nin bankalara, el banka sahibi iş adamlarının mallarına el koymasıyla başlamıştır bu aslında. 99 krizinden sonra başlayan bir süreçtir. Ama bu süreç özellikle son 5 yıl içerisinde korkunç derecede artmıştır ve sürekli özel mülkiyete devlet el atmaktadır. Firmaları, şirketleri batırmaktadır. Bunu gözlemleyen yabancı girişimciler Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmazlar. Yani. Siz şimdi bir de bunu destekleyen OHAL yasası çıkarıyorsunuz. Daha nitekim da bakın şeylere, tarihlerine, OHAL'in tekrar uzatıldığı tarih dövizde fırlamanın en fazla olduğu tabii tarihlerden biridir. Veya arkasından hükümetle Avrupa Birliği arasında bir takım problemler ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği'ne biz bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ama bu bağırtılar esnasında burada dolar fırlıyor. Neden? Avrupa Birliği demokrasi, insan hakları, hukuk garantisi gibi bir takım kavramları çağrıştırıyor. Ve iş adamları Avrupa Birliği ile kavga eden bir Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar. Üstelik bir de olan paralarını da çekmeye çalışıyorlar. Yani. Veya başkanlık sistemi tartışması girdiği zaman döviz fırlamıştır. İdam tartışması girdiği zaman döviz fırlamıştır. Bunların hepsi buraya yatırım yapmak isteyenlerin güvensizlik hissetmelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla günübirlik kısa vadeli politikalardaki hükümetin okuduğu meydanlar böyle ekonomiyi mahvediyor. Bol keseden ucuz konuşmalar faturayı vatandaşa çıkarmaktadır. Ekonomiyi kötüye götürmektedir. Dövizi de artırmaktadır. Evet. Yani özetlemek istiyorum, biraz karışık olduysa. Hem kısa dönem politikalar açısından hem uzun dönem politikalar açısından ekonomideki kötü gidişin bir numaralı sorumlusu iktidardır. Ve ekonomideki kötü gidişten dolayı vatandaşın ilk yapacağı şey hükümetin yakasına yapışmak ve sarsmak onu. Eğer siz ekonomi kötüye gidiyor diye hükümeti sarsmazsanız, ekonomi daha kötüye gider, siz de daha kötüye gidersiniz. Çocuğunuz iş bulamaz, kardeşiniz iş bulamaz, kendiniz işsiz kalırsınız ve de perişan olursunuz. Hesap soracaksınız. Evet. Niçin hükümet olunur? Şunun için. Vatandaşın derdini ve sorununu çözmek için hükümet olunur. Vatandaş ne yapar? Derdini ve sorununu çözmeyen, derdini, sorununu artıran, derinleştirenlerden hesap sorar. Bu hesap sorabilirlik olmadığı sürece Türkiye'de ben hiçbir şeyin iyiye gideceğini düşünmüyorum. Hesap sormak da ne demek oluyor? Yine bir gönderme yaptınız. Hesap sormak şöyle bir şey oluyor. Önüne sandık konulduğunda bunu değerlendireceksin. Tamam. Sandık geldi kardeşim, bunlar beni perişan etti diyeceksin. Peki. Şimdi esnafın durumu da çok içler acısı gerçekten. Üretici de öyle. Üretim diyoruz ama üreticinin üretecek gücü bakın, mü var? Bakın. Bir kısacık aramız var. Bir şey var. Daha söyleyeyim. 2 yıldır benim oturduğum semtte bakıyorum, dükkanlar sahip değiştiriyor. Bir dükkan boşalıyor, başka biri tutuyor, oraya bir başka iş yeri kuruyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki o da kapatmış. Sürekli batıyor, esnaf batıyor, iş adamı batıyor. Dünyanın parasını yatırıyor. O yatırdığı para, harcadığı para boşa gidiyor, orada batıyor. Peki. Bunun sorumlusu kim? O iş adamının beceriksizliği değil. Ekonomi politikasını uygulayan hükümetin beceriksizliğidir. Peki. Daha konuşmaya devam edeceğiz ama çok kısa bir aramız var. Tekrar buluşmak dileğiyle.
Evet, ekonomi feci durumda sevgili seyirciler. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Türk lirası eriyor. Sayın Bakanımızla konuşmaya devam ediyor Sayın Abdülhatif Şener konuğumuz ama şimdi biz sokaktaki vatandaşa sorduk. Bir de işin karşı tarafı var. Esnaf ve üretici ne yapıyor? Ona da bakalım. Kapalı çarşıdan inanılmaz görüntüler var Sayın Bakanım. Artık bu Avrupa Birliği ile işlerin kopma noktasına gelmesi, doların sürekli artışı, işsizlik, ülke içindeki antidemokratik, az önce de konuştuk, atmosfer karşısında esnaf adeta kan ağlıyor. BBC İngiliz haber kanalı, BBC'nin Türkçe servisi en önemli alışveriş merkezlerinden olan kapalı çarşıda esnafla görüşmüş. Esnaf piyasalardaki perişanlığı BBC Türkçe'ye bakın nasıl anlatıyor, önemli ifadeler var. İş piyasamızda Arap'tan başka müşteri yok. Sadece Arap alışveriş yapıyor. Yani bizim kendi insanlarımız hiç gelmiyor. Hiç alışveriş yapmıyorlar. Allah yardımcımız olsun derim. Gerçekten işimiz zor diyorum. Yapacak bir şey yok. Ben mesela 74 Kıbrıs'ta da buradaydım. Çarşıdaydım yani. Birkaç gün, 3-5 gün, 10 gün, 15 gün bilemediniz ama bu kadar kötü hiç. Ben mesela 3 gündür sıktayım bu dükkanda. 1-2 ihracat var, işte ondan idare ediyoruz. Çok şükür. Ne iyi ne kötü. Günü kapatıyoruz. Dükkana giren çıkan insan sayısında yani onda bir gibi bir azalma var yani. Onda bire düştü yani, öyle söyleyeyim. 100 insan girerken şu anda 10 insan giriyor. En tehlikelisi bence bu, şu anda yaşanan bu. Çünkü bunun bir çaresi yok. Yani işsizliğin hiçbir çaresi yok. Hiçbir çözüm üretemezsiniz buna. Umarım düzelir diye bekliyoruz. Yani yapılacak şeylerin açıkçası biraz yukarıda konuşulan, yani hükümet tarafından yapılan açıklamaların, işte diğer üst düzey yöneticilerin yaptığı açıklamaların biraz halkın içerisinden, esnaftan çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Evet, BBC Türkçe'nin haberiydi. Esnafla röportaj gerçekleştirmişler. Son derece vahim vatandaşın durumu, esnafın durumu. Şimdi birisi diyor ki, esnafın birisi onda birine düştü. Yani 100 kişi geliyorken şimdi 10 kişi geliyor. Ya inanılmaz bir düşüş bu. Az önce reklam arasında sizinle konuştuk. Benim dikkatimi çeken bir takım uygulamalar var. İşte büyük mağazalar, çok bilindik markalar. Bir takım isimler altında kampanyalar düzenliyorlar. Yarı yarıya fiyat indirimine gidiyorlar ki bu Türkiye'de hani bizim özel dönemlerde, bayram öncesi, yılbaşı öncesi rastladığımız dönemlerde oluyordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor Sayın Bakanım? Bütün bunlar şu anlama geliyor. Doları sadece hükümet yetkililerinin algıladığı gibi bir şey olmaz. Yükselirse yükselir, düşerse düşer diye göremeyiz. Çünkü siz uluslararası ticareti dolarla yapıyorsunuz. Siz ülkenizde tasarruf sahibine dolarla tasarruf imkanı sağlıyorsunuz. Tüm bunları devlet politikası olarak uygularken döviz yükseldi canım bir şey olmaz dediğiniz zaman halkla, üreticiyle, tüketiciyle, tasarruf sahibiyle alay ediyorsunuz demektir. Onun için buradan söyleyeceğimiz şey şudur. Hükümete, yetkililere, ilgili bakanlara halkla alay etmekten, bu millette alay etmekten vazgeçin. Evet. Biraz ciddiye alın konuyu. Sorumluluğunuzu hatırlayın ve düzgün politika uygulayın. Bakın, bu dövizin yükselmesi, doların yükselmesi sadece ülkenin borçluluğunu artıran bir şey değildir. Elbette dış borçlarımız var. Siz onu içeride ürettiklerinizle ödeyeceksiniz. Daha çok üreterek bu dış borcunuzu ödeyeceksiniz. Borçların artması bir ülke açısından elbette önemli bir sıkıntıdır. Ama sıkıntı bundan ibaret değil. Siz petrolü dolarla alıyorsunuz. Doğal gazı dolarla alıyorsunuz. Evini ısıtan vatandaşımız, arabasına benzin mazot dolduran vatandaşımız, traktörüne mazot dolduran vatandaşımız bu artışlar karşısında bir süre sonra, bir süre yansıtmayabilirsiniz, bir süre sonra bunları daha pahalı alacak demektir. Bakın, domatesten bahsettiniz. Hı hı. Çiftçi ürettiğini iç pazara satıyor dahi olsa bunun girdileri dışarıdan alınıyor. Gübreyi dışarıdan dolarla temin ediyorsunuz. Mazotunu dışarıdan alıyorsunuz. Gelecek sezon
dolara bağlı mazot gübre fiyatları fırladığı zaman bu bizim çiftçimiz, köylümüz nasıl geçinecek? Ürettiği ürünü satarken acaba maliyetini karşılayabilecek mi? Onların durumu da çok kötü. Sayın Bakanım, onunla ilgili de yani görüntülerimiz var. Bu doğrudan doğruya çiftçiyi etkiler. Evet. Bu doğrudan doğruya esnafı etkiler. Bu doğrudan doğruya iş adamını etkiler, sanayiciyi etkiler. Bu doğrudan doğruya devletin yükümlülüklerini etkiler ve artırır. Böyle bir ortamda bir şey olmaz canım, dengeyi bulur. Lafı, lafı yani çok ciddiyetsiz bir laftır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Antalya'da da domates ihracı ile ilgili bir takım engeller var. Üreticinin durumunu gözler önüne sermek adına da bu duruma karşı nasıl bir protesto eylemi yapmışlar? Onu da getirelim ekranlara. Antalya'da sebze ve meyve üreticilerinin geçen günlerde halde yaptığı eylemin yankıları sürerken Antalya Toptancı Hal, Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Antalya Tüccarlar ve Esnaflar Derneği ile Antalya Ziraat Odası sabaha karşı çiftçi ile bir araya geldi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, son 3 yıldır çiftçinin serumlu yaşamak zorunda kaldığını belirterek bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Buradaki olayımız tarım girdilerinin çok yüksek olması, nedeniyle bugünkü fiyatlarımızın da düşük olmasından çiftçimiz ayakta duracak durumda değil. Söz alan çiftçilerse sorunun muhatabının hükümet olduğunu belirterek bu konuda acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Sabahlara kadar odun yaktınız. Konuşmaların ardından çiftçilerden biri içerisinde domates bulunan tabut önünde temsili cenaze namazı kıldırdı. Allahu Ekber. İmam kıyafeti giyen çiftçi, temsili cenaze namazı sonunda sorunlarına çözüm bulmayan hükümete seslendi. Biz sizi seçtik, derdimize çare olun, sesimiz olun diye. Ve size buradan halkın sesini, sizin sahibiniz, asılınızın sesini duyurmak istiyorum. Açıklamaların ardından eylem sona erdi. Evet Sayın Bakanım, vatandaş kendi derdine evet. Çözüm üretebilmek için çeşitli böyle ilginç yollar da deniyor protesto için. Bakın deminki ifadeler önemliydi. Aha. Çiftçinin girdileri pahalı diyor. Evet. En önemli girdisi mazot ve gübredir. Hem mazotta hem gübrede dışa bağımlıyız. Dövizle yani dolarla alıyoruz. İçeride Türk parasıyla satıyoruz. Bu şikayet geçen senenin mazot ve gübresinin oluşturduğu maliyetlere isyanı ifade ediyor. Ama üst üste dolara dolar fiyatı, doların değeri Türk parası karşısında sürekli artıyor. Bu demektir ki gelecek sene için çiftçinin durumu daha kötü. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu doğrudan doğruya hükümetin kendisidir, iktidarın kendisidir ve böyle gülüp geçmekten vazgeçsinler. Çiftçinin, esnafın, İş adamının, asgari ücretlinin, memurun sorunlarıyla, emeklinin dertleriyle eğlenmeyi, bunları hafife almayı bir tarafa bıraksınlar. Gece gündüz otursunlar, mesai yapsınlar ve bu sorunları nasıl çözeceklerse çözsünler. Son söylenecek şey budur. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak o sorunları nasıl çözecekler, bu duruma nasıl geldik? Bunlardan biri de, bu nedenlerinden biri de Avrupa Birliği ile yaşanan süreç biliyorsunuz. Şimdi bu AKP'nin trolüçelerinden biri var Hilal Kaplan. Aynı zamanda evet. Sabah gazetesi, Yandaş Sabah'ta da yazar. Bu krizle ilgili olarak iki kişiyi hedef göstermiş. Biri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, diğeri de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde bu Avrupa Birliği ile ilgili yaşanan süreçte Avrupa Birliği çöküyor, biz ne yapalım benzerinden değerlendirmeler olmuştu. Ona ilişkin bir tweet'i vardı. Yeni Şafak yazarının yazdığı bir yazıdan yola çıkarak AB çökmüyor. Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor demişti bu tweetinde. Sanıyorum hedef oldu. Ondan sonra toparlamaya çalıştı Sayın Şimşek durumu ama işte Hilal Kaplan da hedef göstermiş Mehmet Şimşek'i Nihat Zeybekçi ile birlikte. Sorumlusu bu iki bakan mı? Yani sorumlusu bu iki bakandır demek çok da sağlıklı değil. Şimdi hükümette komisyonlar var. Bu yani parlamentoda olan komisyonlar gibi
hükümetin de oluşturduğu komisyonlar var. Bu komisyonlardan biri ekonomik sorunlarla ilgili komisyondur. Ekonomik veya ekonomik koordinasyon kurulu diye bir başka kurul var. Hem ekonomik sorunları araştırma komisyonu var, hem ekonomik koordinasyon kurulu var. Bunlar bazı hükümetlerde de değişebilir. Benim dönemde böyle iki komisyon vardı. Bu iki komisyonun başkanı da bendim. Birinde ekonomik sorunları sürekli tartışırdık. Her hafta sorun olsun olmasın, piyasada bir şikayet olsun olmasın, bu komisyonları biz toplardık. Bu komisyonların bazı ekonomiden sorumlu bazı bakanlar üyeleriydi. Bunun dışında ekonomi bürokratları da bu komisyonun üyeleriydi. Belli aralıklarla başkanlığımda toplanırdı ve bu ekonomiyi tartışırdık. Ve çözüm, ne yapmak gerekir? Hiçbir sorun yoksa bile ekonominin daha iyi olması için hangi konularda hangi önlemler, hangi tedbirler alınmalıdır diye gece gündüz sabahlara kadar mesai yapardık. Hem diğer bakanları konuya yönlendirirdik, hem de ekonomi bürokratlarını konuyla ilgilenmeleri için yönlendirirdik. Böyle bir çalışma stili vardı. Hatta zaman zaman, tabii bakanlar eşit olduğundan, her ne kadar komisyon başkanı bensem de diğer 3-4 bakan orada alınan kararları iyi takip etsinler diye bazen derdim ki sayın o zaman başbakana, bu sefer komisyona siz başkanlık edin de siz verin talimatları, bakanlar daha iyi takip etsinler diye. Zorla, benim vaktim yok, işim var falan dediği halde zorla oturtturur. Bakanları akıllıca üzerinde hissettirmeye çalışırdım. Akıllıca. Şimdi yani aslında bu komisyonların başkanının da başbakan olması lazım. Ekonomiden sorumlu bir bakana da bırakılmaması lazım. Ama geçen gün ekonomi koordinasyon kurulu toplantısında herhalde Sayın Başbakan'ın başkanlığında toplanmıştı. Bu toplantıların rutin işler olmaktan çıkarılması lazım. Sürekli devamlı izlenecek temel konulardan biridir ekonomi ve mutlaka ve mutlaka Sayın Başbakan'ın bu komisyon toplantılarına başkanlık etmesi lazım bana göre. Onun için ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci doğru yönetmenin başka yolu yoktur. Buradan da Sayın Binali Yıldırım'a bir tavsiyemizi gönderelim. Çünkü ciddiye alınması gereken bir eşikteyiz Türkiye olarak. Peki ekonomik kriz hükümet değiştirir mi, değiştirmez mi? Ekonomik yani krizler... indirir mi demeyeyim de suç kapsamına girmesin. Değiştirir mi, değiştirir mi? Yok, niye suç kapsamına? Bak ne kadar ihtiyatlı olmuşuz. Yani ne kadar şey zannedebilirim. İhtiyatlı değil ben. Yani şu ülkenin haline bak, ne kadar konuşamaz olmuşuz. Değil mi diye söyledim ama. Hükümet indirir desen ne olur? Hükümetin oyunu bilmem desteğini azaltır desen ne olur? İkisi de aynı anlama gelir zaten. Şimdi bakın, ekonomi her zaman önemlidir. Siyasi partilerin seçimlerde almış oldukları oy düzeyini belirleyen en temel gelişme ülkedeki ekonomidir. Yani bunun dışında ne söylerlerse söylesinler, ben fazla itibar etmiyorum. Şundan dolayı itibar etmiyorum. 91'de siyasete girdiğim günden bugüne kadar ekonominin hep etkilediğini görmüşümdür. Yani. Bakın 94 krizi Tansu Çiller'i siyasetten silmiştir. 2001 krizi o dönemde koalisyonda bulunan 2000 öncesi partilerini siyasetin dışına itmiştir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 14-15 yıllık iktidar dönemine bakın. Ekonomik büyümeler, yıllık ekonomik büyümelerle aldığı oy oranının artışını aynı grafikte gösterin. Paralel gittiğini görürsünüz. Ben bununla ilgili bir makale yazdım. Research Turkey'de de, Londra'da çıkan bir dergide de yayınlandı o makale. Oy grafiğiyle ekonomik büyümedeki grafik paralel gidiyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk girdiği seçim hariç tüm iktidar yıllarında en düşük oyu aldığı yıl 2009 yerel seçimleridir. %38 oy almıştır. Aldığı en düşük oy budur. Ve 2009 yılında ekonomi -4.8'dir. Yani ekonomi büyümemiş, küçülmüştür. Bir kriz yılıdır. O sırada tartışıyordu başbakan, o dönemdeki sayın başbakan, kriz teğet mi geçti, geçmedi mi diye. Ama ekonomi küçülüyordu, büyümüyordu. Biz ekonominin küçülmesini bir anlamda kriz olarak algılarız.
Dolayısıyla o dönem ekonominin en kötü olduğu dönemdir ve oyun da en düşük olduğu dönemdir. Evet. Dolayısıyla yani hükümet kendisini kurtarmak istiyorsa da ekonomiyi ciddiye alsın lütfen. Peki. Sayın Şener çok teşekkür ediyoruz. Önemli tiyolarla, önemli göndermelerle gelen müthiş değerlendirmeleriniz oldu. Sağolunuz bu akşamda. Ve biz yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine saat 18'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.